Maddelerin esnekliğini incelerken en yaygın kullanılan iki terim gerilim ve gerinimdir. O halde bunların ne olduklarına ve niçin gerekli olduklarına bir bakalım. Bu belki de size yaylardan tanıdık gelen bir konu. Eğer L uzununda bir yayı alıp bir miktar gerersek, sonra da serbest bırakırsak yay eski haline dönmeye çalışır. Bu demektir ki yayı ilk şekline geri getirmeye çalışan bir kuvvet var. Bu kuvvete geri çağırıcı kuvvet diyoruz. Yayı germemizden kaynaklanan uzunluk değişimine delta l diyelim. Yayı eski şekline geri getirmeye çalışan geri çağırıcı kuvvete de fr adını verelim. Bu ikisi arasında bir ilişki var. Buna hook kanunu diyoruz. Hook kanunu der ki geri çağırıcı kuvvet yer değiştirme ile orantılıdır. Biz burada sadece büyüklüklere bakıyoruz. Yönlerle ilgilenmiyoruz. Çünkü ilişki eğer tam doğru şekilde ifade edilirse geri çağırıcı kuvvetin yer değiştirmeyle zıt yönde orantılı olduğunu belirtmemiz gerekir. Ama bunu şimdilik görmezden gelirsek oranta bize şunu söylüyor. Eğer yer değiştirmeyi arttırırsan yani yayı daha fazla gerersen geri çağırıcı kuvvet de artar. Mantıklı değil mi? Zaten önceki videoda bu konuyu konuşmuştuk. O yüzden daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa önce o videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi halletmemiz gereken büyük soru şu. Bu huk kanunu kavramını sadece yayları değil, diğer şeyleri de kapsayacak şekilde genelleştirebilir miyiz? Çünkü lastik, çelik, kemik gibi diğer maddeler de var. Bunların hepsi de esnek maddeler. Huk kanununu onlara da uygulayabilir miyiz? Evet, diyelim ki ince bir lastiğimiz var. Lastiği gerdiğimizi düşünün. 0,1 cm gerdik diyelim. Bu sayı sadece temsil amaçlı. Büyüklüğe takılmayın. Eğer lastiği bırakırsak eski haline geri döneceğini biliyoruz. Yani buraya da etki eden bir geri çağrıcı kuvvet var. Evet, FR kuvveti. Öyleyse tıpkı yaylarda olduğu gibi burada da yine geri çağrıcı kuvvetin yer değiştirme orantılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. Fakat böyle durumlardaki geri çağrıcı kuvveti ele almak çok işe yaramaz. Sebebini anlatayım. Şunun gibi ince bir lastik yerine diyelim ki daha kalın bir lastiğimiz var. Çok kalın, 5 kat daha kalın bir lastik olsun ama aynı uzunlukta. Bunu aynı miktarda gerdiğimizi düşünün. Ellerimiz titremeye başlar değil mi? Çünkü şimdi daha kalın bir lastiğimiz var ve germe işlemini devam ettirmek epey zor. İşte bu zorluğun sebebi burada artık çok daha yüksek bir geri çağırıcı kuvvetin uygulanmasıdır. Ne kadar yüksek? Bu kalın lastiğin 5 tane ince lastikten yapıldığını düşünelim. Her ince lastik aynı miktarda bir kuvvetle gerdirildiği için aynı miktarda geri çağırıcı kuvvet oluşturur. Bu durumda toplam geri çağırıcı kuvvet 5 kat daha yüksek olur. İşte bu nedenle bu çekme durumunu korumak daha zor olacaktır. Mesela buradaki geri çağırıcı kuvvet 100 N olsun. O zaman buradaki geri çağırıcı kuvvet de 500 N olur. Tam 5 katı yani. Germe aynı olmasına rağmen çağırıcı kuvvet değişti. Neden? Çünkü geri çağırıcı kuvvet kalınlığa bağlı. Yani lastik kesitinin alanına bağlı. O halde burada önemli olan şey bu. Hatırlarsanız buradaki kesit ufak. Diyelim ki alanı 1 metrekare. Buradaki kesitin alanı ise 5 kat daha fazla. 5 alana eşit. Öyleyse alan büyüdükçe geri çağırıcı kuvvet de büyür. Peki alandan dolayısıyla kalınlıktan bağımsız bir geri çağırıcı kuvvet var mıdır? Cevap evet. Eğer geri çağırıcı kuvveti alır ve alana bölersek dikkat edin sonuçta her iki durumda da aynı çıkar. 100 bölü 1 100 eder. 500 bölü 5 yine 100 eder. Diyelim ki 3 kat daha fazla kalın bir lastiğimiz var. O zaman geri çağırıcı kuvvet 3 kat daha fazla olurdu. Ama alan da 3 kat olurdu. Birim alan başına geri çağırıcı kuvveti hesaplarsak yine sonunda 100 buluruz. O halde burada işimize yarayan değer geri çağırıcı kuvvet değil. Geri çağırıcı kuvvet bölü alan. İşte buna gerilim diyoruz. Yani birim alana etki eden geri çağırıcı kuvvet. Kuvvet bölü alan Newton bölü metrekare olur. Yani metrekare başına Newton. Peki gerilim bize neyi ifade ediyor? tıpkı yaylardaki geri çağırıcı kuvvet gibi herhangi bir maddenin ne kadar zorlukla eski şekline dönmeye çalıştığını belirtir. Ama şu noktaya dikkat edin. Bu iki durumda da geri çağırıcı kuvvetler farklı olmasına rağmen gerilim aynı. O nedenle bu lastiklerin ikisi de eski hallerine aşağı yukarı aynı sürede geri dönecek. Daha fazla geri çağırıcı kuvvet olmasına rağmen niye böyle olduğunu merak edebilirsiniz. Yani bunun eski haline daha hızlı geri gelmesi gerekmez mi? Cevap hayır. Çünkü bu lastik diğerinden 5 kat daha kalın. Eğer herhangi bir lastiğin kalınlığı cinsinden düşünecek olursanız, şurada 5 lastik var, değil mi? Süreci bu şekilde düşünürseniz, o zaman her bir lastiğin yine aynı geri çağırıcı kuvvet olduğunu görürsünüz. Tıpkı ilk durumda olduğu gibi. O halde eski şekline geri gelme konusunu incelerken geri çağırıcı kuvvet yanıltıcı olabilir. İşte bu yüzden daha doğru olan yaklaşım gerilim üzerinde durmaktır. Peki Soracağımız bir sonraki soru şu olabilir. Gerilim neye bağlı? Gerilimin germe miktarı ile orantılı olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani bu lastiği 0,5 santimetre gerdiğimizde 5 kat daha fazla geri çağırma kuvvetimiz ve 5 kat daha fazla gerilimimiz mi olurdu? Yani gerilimin delta ile orantılı olduğunu belirtebilir miyiz? Hayır, sebebi şu. Bu ilk lastiğimiz 1 santimetre olsun diyelim. Lastik gevşek durumda 1 santimetre uzunluğunda. Buradaki ise 5 cm uzunluğunda bir lastiğimiz var. İkisi de aynı madde ve aynı kalınlığa sahip. Ve diyelim ki bunu 0,5 cm e uzattık. Yani ilk lastikten 5 kat daha fazla geldik. Sizce geri çağırma kuvveti daha fazla mı olur? Şimdi videoyu durdurmanızı ve bunun üzerinde bir süre kafa yormanızı istiyorum. Ama cevabımız hayır olacak. Geri çağırma kuvveti tamamen aynı olacak. Şöyle düşünün. Gördüğünüz gibi 5 cm uzunluğunda bir lastiğimiz olduğuna göre bu lastiğin 5 adet ince lastikten yapıldığını varsayabiliriz. Lastiği 0,5 cm uzattığımıza göre bu 5 lastiğin her biri daha önce olduğu gibi 0,1 cm gerilmiş demektir. Bu durumda her bir lastiğe yine 100 Newton'luk geri çağırma kuvvetinin etki ettiğini görüyor musunuz? Başka bir deyişle alan aynı olduğu için gerilim de öncekiyle aynı. O halde sadece bu sayıya bakarak gerilimin ne olduğu sonucuna varamayız. Gerilim aynı çünkü buradaki her bir santimetrelik lastiği tek tek alırsanız aynı miktarda gerildiğini görürsünüz. Öyleyse gerilimi arttırmak için toplam germe miktarını değil santimetre başına germe miktarını arttırmamız gerekir. Önemli olan bu. Yani şu miktarı arttırabilirsek o zaman gerilim de artar. O zaman gerilim santimetre yani birim uzunluk başına ne kadar germe gerçekleştiğine bağlı. Bizim için önemli olan delta L değil, delta L bölü L. Yani uzunluk başına germe miktarı. Öyleyse bu iki durumda da bu sayının delta L bölü L'nin aynı olduğuna dikkat edin. 0,5 bölü 5 eşittir 0,1 bölü 1. İkisinin de sonucu 0,1. Bu nedenle gerilim ve geri çağırma kuvveti bunların ikisinde de aynı. Demek ki gerilim aslında uzunluktaki değişime değil, birim uzunluktaki değişime bağlı. İşte bu miktara gerinim diyoruz. Gerinimin birimi yok çünkü santimetreler birbirini götürüyor. Bazen buna bağıl değişim de deniyor. Ayrıca gerinimi yüzde çarparak yüzde değişim cinsinden ele alıyoruz. Örneğin 0,1 bölü 1, 0,1 eder ve yüzde çarptığımızda 10 olur. Yani burada yüzde 10 gerinin bulunduğunu belirtebiliriz. Burada da yüzde 10 gerinim var. O zaman gerilim uzunlukta yüzde kaç değişim olduğuna bağlıdır. Uzunluktaki değişimin mutlak değerine değil. Son olarak size öğrendiğimiz bu yeni değerleri yani gerilim ve gerilimi nasıl hatırlayacağımızı anlatacağım. Ben şöyle bir yöntemle hatırlıyorum. Sınavlar yaklaşırken genellikle içimiz daralır ve içten içe geriliriz. Yani gerilim içimizde meydana gelen ve orada üretilen bir şeydir. İç kısımda üretilen şey ise öğrendiğimiz üzere geri çağırıcı kuvvettir. O zaman gerilim geri çağırıcı kuvvetle ilişkili. Benzer bir şekilde sabah uyandığımızda şöyle bir geriniriz değil mi? Yani kollarımızı olanca gücümüzü açarız, kendimizi gereriz ve uzunlukta bir değişim meydana getirmiş oluruz. İşte gerinimi de böyle düşünebilirsiniz.